Evet arkadaşlar bu videoda 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Videonun başında bu yazılı kağıdını hazırlayan değerli öğretmen arkadaşım Zeki Doğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Soru da diyor ki ülkemizde Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. Demir çelik fabrikasında demirin eritilmesi için kullanılır. Açıklaması verilen yeraltı kaynağımız nedir diyor. Şimdi arkadaşlar Zonguldak'ın en önemli yeraltı kaynaklarından birisidir. Ve oradaki insanların büyük çoğunluğunun geçimini kazanmasında da önemli rol oynamıştır. Nedir bu madenimiz? Tabii ki de taş kömürüdür arkadaşlar. Özellikle yüksek sıcaklıklara ulaşması ve demirin işlenmesinde kullanması yönünden önemlidir. O halde birinci sorumuzun cevabı neymiş? Taş, gömürü. Evet arkadaşlar böylelikle birinci soruyu tamamladık. Hadi gelin ikinci soruya. Şimdi arkadaşlar ikinci soruya baktığımızda diyor ki Akdeniz çevresindeki ülkelerde, ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyetlerinde görülüyormuş. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçermiş. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde oluyormuş. Kışın sıcaklıklar nadiren 0 derecenin altına düşüyormuş. Özellikleri verilen iklim tipi hangisidir? Şimdi bakın yazları sıcak ve kurak, e, kışları ılık ve yağışlıysa bu tabii ki de ülkemizdeki Akdeniz ikliminin tanımını yapıyordur. Bakın zaten 0 derecenin altına pek düşmüyor. Şu mesela Antalya'yı düşünün 0 derecenin altına pek düşmez. Evet yağışlar var ama yağışlar genellikle yağış şeklinde, yağmur şeklinde yani e, kar yağışları pek olmuyor. O halde cevabımız neymiş? Akdeniz İklimiymiş. Hadi gelin yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. Bize bir tablo verilmiş diyor ki yukarıda verilen sosyal bilim dalların adlarının altına yazınız diyor. Şimdi birincisine baktığımızda kazı biliminden bahsediyor. Arkadaşlar kazı bilimini gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Tabii ki de arkeoloji Bilimi gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Birçok tarihi eserin ortaya çıkmasında en büyük rol oynayan dallardan birisidir. Şimdi ikiye baktığımızda diyor ki paraları inceleyen bilim dalı. E paraları hangisi inceliyordu? O da dümüzmatik inceliyordu arkadaşlar. Para bilimi diye geçer. E son kısma baktığımızda toplumu inceleyen bilimdir diyor. O da tabii ki de sosyoloji olacak arkadaşlar. Böylelikle üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki ülkemiz bilimsel çalışmalara çok önem vermekte, bilim insanları ve çalışmalarını desteklemektedir. Ülkemizde yetişen ve başka ülkelerde de çalışmalar yapan bilim insanları örnek verin. Şimdi arkadaşlar bir sürü var, hepsini yazmamız tabii ki mümkün olmaz. Ama mesela matematikte cay tarifi biliyoruz, değil mi? Ya da Nobel ödülü alan Aziz Sancar'ı biyokimya kısmında söyleyebiliriz. Osman Turan tarih alanında önemli çalışmalar yapmış. Hulusi Behçet mesela deri hastalıkları kısmında önemli çalışmalar yapmıştır. Hadi gelin birkaç tanesini not alalım. Evet arkadaşlar böylelikle dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Sıradaki sorumuz beşinci soru. Demiş ki bilimsel araştırma basamaklarından birisidir kişinin araştırma yaparken araştırma konusu hakkındaki çeşitli düşünce ve önerilerini ortaya koymasıdır. Bu düşünceler henüz doğruluğu kanıtlanmamış ama doğru çıkacağı umulan düşüncelermiş. Açıklaması verilen bilimsel araştırma basamağı hangisidir yazınız diyor. Şimdi bakın henüz doğruluğu kanıtlanmamış ama doğru olacağı ümitlenilen bir şeymiş. O zaman biz bunun için varsayım ya da hipotez diyebiliriz arkadaşlar. Hadi gelin yazalım. Şimdi arkadaşlar önce konuyu belirliyoruz, problemi belirliyoruz. Sonra o konuyla alakalı varsayımları da bazı hipotezlerde bulunuyoruz. Ancak bu hipotezler doğruluğu henüz kanıtlanmamış bilgilerdir. Unutmayın o halde cevabımız hipotez varsayım oluşturma. Böylelikle 5. sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 6. sorumuza. Arkadaşlar 6. soruda bize 3 tane görsel verilmiş ve bu görsellerin adını altına yazın diyor. Şimdi birinci görsele baktığımızda bandrol olduğunu görüyoruz. Yani o ürün devlet kontrolünde, devlet denetiminde üretildiğini gösteren bir şeydir. O zaman birincisini yazıyoruz. Birincisi neymiş? Bandrolmuş arkadaşlar. Şimdi ikincisine baktığımızda ise ikincisi de Barkod olacak arkadaşlar. Barkod da o ürünle alakalı bize bilgi veriyor. Özellikle stok bilgisi falan veriyor. Hani bir mağazaya gittiğimizde ya bu üründen kaldı mı dediğimizde ne yapıyorlar? Barkodunu okutaraktan o ürünle alakalı bilgi edinebiliyorlar. O zaman ikincisini de yazalım. Barkod olacakmış. Üçüncüsü ise o da kare kod olacak. Kare kod. Böylelikle arkadaşlar 6. sorumuzu da tamamlamış olduk. Sıradaki sorumuz 7. soru. Diyor ki insanların hayatlarını sürdürebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyet denir. Çevrenizde yapılan ekonomik faaliyetler 3 tane örnek verin istiyor. Arkadaşlar bizden 3 tane istemiş. Hadi sayalım. Mesela tarım, hayvancılık, işte ne bileyim sanayi, turizm. Bunları arttırabiliriz. Bizden 3 tane istediği için gelin 3 tanesini yazalım. Evet, böylelikle 7. sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 8. soruya. Ülkemizde özellikle nüfusun fazla olduğu İstanbul, Bursa, Ankara ve benzeri şehirlerin çevresinde nüfusun et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için yapılan hayvancılıktır. Zaten et ve yumurta diyorsa aklımıza kümes hayvancılığı gelmesi gerekiyor. Hocam neden böyle nüfusun yoğun olduğu yerlerde yapılıyor? E çünkü ihtiyaç fazla. E bu şehirlerde bu ürünlere daha fazla ihtiyaç olduğu için buralarda yapılması daha mantıklıdır. O zaman birincisinin cevabı neymiş? Kümes hayvancılığıymış. İkincisine bakalım. Ülkemizde bitki ve çiçek çeşitliğinin fazla olduğu Muğla, Rize, Kars gibi şeylerde yapılan hayvancılıktır diyor. E çiçek olduğuna göre tabii ki de arının olması yani arıcılık faaliyetleri diyebiliriz. O zaman ikincisine ne yazıyoruz? Arıcılık yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü çiçeğin olduğu yerde arı vardır. Arının olduğu yerde de bal üretimi fazlaca vardır arkadaşlar. Böylelikle 8. sorumuza tamamlamış olduk. Gelelim dokuzuncu soruya. Diyor ki doğal kaynaklarımız yok olmaması ve doğru bir şekilde kullanılması için bilinçli olmak gerekir. Çünkü doğal kaynaklardan bizden sonra gelecek nesillerin de yararlanma hakkı vardır. Bu nedenle doğa ve çevre dostu enerji kullanmalı istemiş. Doğa ve çevre dostu enerji kaynakları 3 tane örnek verin. Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları olması gerekiyor. Mesela güneş enerjisi, mesela rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji. Bunlar doğaya zarar vermiyor ve tükenmeden kendini yenileyebilen kaynaklardır. 3 tane demiş. Hadi gelin yazalım. Evet, böylelikle 9. soruyu da tamamlamış olduk. Gelelim şimdi de günün son sorusu olan 10. sorumuza. İç Anadolu bölgesinde Konya ve çevresinde yatırım yapmak isteyen bir iş adamı ne tür bir fabrika açabilir yazın diyor. Şimdi Konya zaten neydi? Tahıl ambarı olarak adlandırılıyordu. İç Anadolu bölgesi en fazla tahılın üretildiği yerdi. O zaman tahıla yönelik bir fabrikanın kurulması lazım. Mesela un fabrikası, mesela makarna fabrikası, bisküvi fabrikası kurulabilir. E bunların yanı sıra şeker fabrikası falan da kurulabilir. Zaten bizden e, örnek istemişti. Hadi gelin bu örneğimizi yazalım. Şimdi arkadaşlar mesela neden gidip burada çay fabrikası kurmasın? Çünkü burada çay üretimi yok değil mi? Karadeniz'den buraya getirmesi masraf olacak. O yüzden o ürüne yakın olabilmesi için yapılıyor. Un burada çok, işte tahıl burada çok o yüzden un fabrikası yapılıyor. Böylelikle 10. sorumuza tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu yazılı kağıdını ve daha fazlasını indirmek isterseniz Zeki Doğan hocamızın sosyalciğiniz.net web sitesini ziyaret etmenizi hepinize tavsiye ediyorum. Böylelikle bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.